Teknobiyotik TV'den herkese merhaba. Bilgisayar fiyatları veya bilgisayar komponent fiyatları neden artıyor? 2020'de fiyat anlamında neler oldu? 2021'de bizleri neler bekliyor? Bu videoda sizlerden en çok soru olarak gelen bilgisayar fiyatları neden artıyor konusuna masaya yatırıp A'dan Z'ye cevapları sizlere sunmaya çalışacağız. Hemen videonun başında söyleyelim. Bu video öyle eğlenceli bir video olmayacak. Eğer komik videolar seviyorsanız bu videoyu burada durdurup çıkabilirsiniz. Ama teknoloji sektörüne dair gerçek bilgileri en doğru adresten öğrenmek istiyorsanız doğru adrestesiniz. Şimdi hemen bu videoyu neden teknobiyotik.com ve teknobiyotik TV olarak bizler çekiyoruz? Biraz bundan bahsedelim. Teknobiyotik.com bir Akortek bilişim kuruluşu. Akortek bilişim ise onlarca markanın Türkiye distribütörü ve teknobiyotik üzerinden de son kullanıcıya doğrudan ulaşan büyük bir firma. Şimdi haliyle yurt dışı tedarik, yurt dışı lojistik ve yurt içi tedarik anlamında birçok noktadan ürün alan ve bunları son kullanıcıyla buluşturan bir firmadan bahsediyoruz. Yani sektörün bütün bilgilerine haiz geniş bir ekibe sahibiz. Bu videomuzda da zaten ekibimizden topladığımız bilgileri son kullanıcının gerçekten rahatlıkla anlayabileceği şekilde sektörel bilgileri sizleri sıkmadan anlatmaya çalışacağız. O yüzden gerçekleri birazdan başından sonuna en şeffaf şekliyle izlemiş olacaksınız. Öncelikle sorumuzu tekrar hatırlayalım. Fiyatlar 2020'de neden arttı ve 2021'de potansiyel olarak bizleri neler bekliyor? Hemen bileşen bazlı olarak fiyatlar neler arttı konusuna şöyle bir giriş yapalım. Bir bilgisayarın fiyatını oluştururken veya kullanıcıların bilgisayar toplarken dikkat ettiği ilk bileşen olan işlemci ile başlayalım. İşlemci tarafında fiyat performans severlerin her zaman gösterisi olan AMD Ryzen serisiyle yakaladığı çıkış sonrası fiyatlarda yükselişe gidiyor diyebiliriz. Bunu biraz da 6-12 ay süre geri gittiğinizde yine dolar kurunda hesaba katarak rahatlıkla görebilirsiniz. Yani işlemci fiyatlarına geriye yönelik bakarken bir kur hesabı yaptığınızda fiyatlar arttığını ciddi anlamda göreceksiniz. AMD bu artışlarla biraz zamanla Intel'e döndü desek yeridir arkadaşlar. 1200 AF stoğu Türkiye'de sadece teknobiyotik.com'da var. Ancak sadece bununla da kalmıyor. En ucuz şu anda bulabildiğimiz işlemci, notlarıma da bakıyorum, 3100 Ryzen tarafında. Ve bu işlemci de eski Ryzen 3 fiyatlarıyla aynı değil, 30 dolar artmış durumda. Yani ucuz işlemcide stok yok diyebiliyoruz. 2200G, 3200G'de stok yok. 3350G ve 3400G gibi işlemcilerde bile sınırlı adetlerde yine temin etmekte zorluk çekiyoruz. 3600'e geldiğimizde 33 dolar artı KDV fiyat artışı var. Notlarıma bakıyorum çünkü çok sayıda ürün var. 3600X ise şu anda bulunamıyor. Çünkü AMD 5600X satmak istiyor diyebiliriz. 25 dolar arttırdığı 1600 AF'yi bile satmak AMD istemiyor desek yeridir. AMD Intel oldu. Tamamen duygusal işin özeti diyebiliriz işlemci tarafında. Geriye dönük bakabilirsiniz. Gelelim ekran kartına. 2018'de Bitcoin'in 17.000 dolara çıkarak Bitcoin piyasasını hareketlendirmesi ve ekran kartı taleplerini coşkulandırmasının sonrasında yine aynı sene 3.350 dolara düşerek Bitcoin için üretilmiş çok sayıda RX 570 ve 580 stoğuyla elinde kalan AMD bu chipsetleri sübvanse ederek kullanıcılara çok uygun fiyata RX 570 ve 580 gibi kartları sundu. Ancak bu havuzun da suyu bitmiş görünüyor. 2020 Mart ayında Bitcoin'e baktığımızda 4900 doları görüyoruz ama yine 2020 biz bu videoyu çektiğimizde Aralık ayı itibariyle Bitcoin 29.000 dolara gelmiş durumda. Bu da Bitcoin'cilerin, coin farmcıların ekran kartlarına, GPU'lara yeniden saldırması anlamına geliyor. Yani piyasada çip bulunamaması, ekran kartı bulunamaması ve ekran kartı fiyatlarındaki artış aslında 4900 dolarda Mart ayındaki fiyatından 29.000 dolara çıkan Bitcoin ve türevi sanal paralar diyebiliriz. RX 570 ve 580'e ucuz kart gözüyle bakanlar fiyatlarına 6 ve 12 ay geri giderek bir de döviz kurunu mutlaka hesaba katarak şöyle bir baksınlar. Fiyatların nedenini arttığını rahatlıkla görebilirler. Şöyle söyleyelim yaklaşık olarak RX 570 ve 580'de 40-50 dolara artı KDV'lik bir fiyat artışı bu acı tabloyu özetlemek için herhalde yeterlidir diyebiliriz. 5700 XT'de ise son 1-2 aylık dönemde 130 dolar artı KDV'lik %40'a varan, yanlış duymadınız, %40 bir fiyat artışı söz konusu. Bu arada bu fiyatları kabul etsek bile stok bulmak oldukça zor. Çünkü firmalar 150-200 milyon dolarlık büyük ihalelerle chipsetleri
AMD Nvidia tarafında ciddi anlamda bu farmcılara, Bitcoin'cilere veriyor ve oyunculara chipset kalmıyor diyebiliriz. Nvidia tarafına geldiğimizde ise yine hikaye farklı değil maalesef. Konsollarla boy ölçüşeceğim. PlayStation 5 ve belki de Xbox'ın son serisinin AMD kullanmasına biraz kızan, AMD'nin yeni çıkaracağı karttan daha evvel ve konsollara cevap olarak 3000 RTX 3000 serisini öne oyuncu olarak süren Nvidia, sürdüğü bu kartları hem duyurduğu fiyatları yakalayamadı hem de kullanıcılara bir stok sunamadı açıkçası. Dolayısıyla hem fiyat aynı şekilde uygun değil hem de chipset bulunmuyor. Dediğimiz gibi tek kalemde 150-200 milyon dolarlık işler çeviren büyük chipset üreticileri iki tarafta da aynı sorunu yaşıyor. Bitcoin'cilere chipset vermenin sonucunda son kullanıcılara chip kalmıyor. Nvidia tarafında 3060 Ti damla damla gelirken 3070 ve 3080'in damlası bile yok. 2060'da stok yok. 2060 Super'de stok yok. 3060 çıkacak diyorlar. Söylentisi var, belki 3050 Ti de görebiliriz. Ancak bu kartlar gelse bile ilk partide bir miktar geliyor. Yani kartlar şöyle bir duyuruluyor ama ardından genelde bu stoğun devamı gelmiyor. Ve eğer Bitcoin ve sanal paralarda trend değişmezse 2021'de de ekran kartı konusunda pek son kullanıcıya chipset kalacak gibi de ufukta gözükmüyor. Nvidia ve AMD ikisi de tamamen Bitcoin'cilerle çalışınca son kullanıcıya maalesef stok yok. Bunun yanı sıra bir de pandemi, Bitcoin nedeniyle oluşan yüksek talep, ekran kartı, PCB üretiminde malzemelerde kıtlık yaşanması sonucu ara malzeme üreticileri de üretimi yetiştiremiyor. Bu da yine fiyatı arttıran faktörlerden biri. Zaten mal üretiminde kıtlık yaşanırken bir de üstüne aşırı talep artışı olunca fiyatlar daha da yukarı gidiyor. İşlemci artışı yanına bir de ekran kartındaki %30-40'lık fiyat artışı neredeyse kullanıcının belini kırıyor desek yanlış bir tabir olmaz. Gelelim bellek fiyatlarına. Bellek ve disk fiyatları her zaman değişiklik gösterir. Özellikle de sabit diski değişin içine dahil edelim. Dönem dönem fabrikalarda, üretim tesislerinde bazı kazalar gerçekleşir. Sel olur, su basar, elektrik kesintisi olur. Büyük fabrikalar üretim bantları bir hafta kadar bu üretim bandının bir ya da iki gün durmasıyla oluşan felaketi bir hafta iki hafta gibi üretim bandının durmasıyla, üretim adetlerinin düşmesiyle fiyatlarının artmasına çoğu zaman yansıdığını görürüz. Dönem dönem bu tarz haberler yapıyoruz. DRAM Exchange, bellek dediğimizde, chipset dediğimizde, yani NAND flash dendiğinde belleklerin üzerindeki çipler dediğimizde bunun borsası oluyor. Dilerseniz DRAM Exchange'e girerek fiyatlara bakabilirsiniz. Günde 3 kez güncelleniyor diyebiliyorum. Kasım ayı sonlarına doğru Micron fabrikasındaki 2 saatlik elektrik kesintisiyle son 1 ayda DRAM fiyatlarında, yani bellek fiyatlarında %30-35 artış yaşandı. 8 GB kullanılan bir sistemde bu hesabı yaparsak 80-100 TL'lik bir fiyat artışı var. 16 GB ise tabii ki 160-200 TL'lik bir fiyat artışı oluyor. Bu da belleklerin bilgisayar fiyatlarına ne kadar yansıdığını ne kadar kısa sürede gösteriyor. SSD ve anakart konusunda fiyatlar çok ciddi oranda artmadığı için bu konuyu genel olarak geçiyoruz. Gelelim kasa ve power supply konusuna. Notlarım oldukça derin çünkü konu çok son kullanıcının bilmediği bir taraftan gelecek bu sefer. Kasa ve güç kaynakları bilgisayarlarımızın en büyük donanımları. Ve kasalarımız fiziksel olarak büyükken güç kaynaklarımız da genelde ağır bileşenler oluyor. Bu bileşenlerin ağır ve hacimli olması sonucu taşımaları genelde deniz yoluyla yapılıyor. Zaten deniz yolu karayoluna göre veya hava yoluna göre yavaş olsa da düşük maliyetiyle kullanıcıları destekleyen, firmalara da daha uygun maliyet sağlayan bir yöntem. Genellikle de 40 HQ olarak geçen 40'lık konteynerlarla ürünler geliyor ve pandeminin başlangıç döneminde işlerin Çin'de kötü gitmesiyle taşıma firmaları da tabii taşıyacak mal bulamadılar. Dolayısıyla gemiler boş kaldı. Burada taşıma maliyetlerine Çinliler baktılar ki işler tekrar artıyor. O eksik kaldıkları dönemi muhtemelen acısını da çıkarıyorlar diyebiliriz artık. Ciddi anlamda taşıma fiyatlarını arttırarak firmalara yansıtmış durumdalar. 40'lık konteynerin taşıma fiyatı 2000-2500 dolarlar bandından 9000-10000 dolarlara 2020'nin sonu itibariyle gelmiş durumda. 2021 içinse 12000 dolara çıkabileceği konuşuyor. 2000-2500 dolar, 12000 dolar. 6 katına varan bir taşıma maliyetinin artmasından bahsediyoruz. Bunu biraz gözünüzde daha da örnekle canlandıralım. Bir 40'lık konteyner kasa anlamında 1000 tane bilgisayar kasası alırsa 2000-2500 dolar olarak düşünürsek 2-2,5 dolarlık bir taşıma maliyeti var kasa başına. Ancak 12000 dolara çıktığında bir kasa başına 12 dolarlık bir taşıma maliyeti çıkıyor. Bu da son
2021'in daha doğrusu ilk 6 ay içinde yine bizlerin görebileceği daha da yukarı gitme 12 bin dolar trendini görürsek karşımıza çıkan artışlardan biri olacak. Yani 2020'de neden arttı ve 2021'de nereye gidiyor? Bitti mi? Bitmedi. Eğer buraya kadar bunalmadan izlediyseniz son kullanıcıların genelde ürünlerin hep dolara eşlenmesi sebebiyle bir düşüncesi var. Ancak dolar Çin'in artık çok taktığı bir para birimi değil ve Çin kendi para birimini artık kullanmaya yöneliyor. Yani yuan'ı öne çıkarıyor. Bu da demek oluyor ki biraz da yuan piyasalarına dikkat etmemiz gerekiyor. 2020 tarafında doların yuan karşısında %7-8 bir değer kaybı var. Ancak Çinliler bunu değer kaybını kendilerine yansıtmamak için ürünlerin fiyatlarını dolar üzerinden aynı oranda çıkararak yansıtıyorlar. Bu da demek oluyor ki dolar üzerinden Çin'den alımlarda %7-8 bir maliyet artışı var arkadaşlar. Çin her sene sonunda yani Ocak itibariyle Ocak sonu Şubat başı gibi Çinlilerin hayvanlardan oluşan yıllık takvimleri var. Her yılın bir hayvan yılı olduğuna inanıyorlar ve bu şekilde yaşıyorlar. Dolayısıyla yeni yıla girildiğinde Çinliler memleketlerine uzun bir tatile gidiyor işçiler ve daha sonra geri geliyorlar. Her tatile gidip geri geldiklerinde de maaş zammı için pazarlık ettiklerinden devamlı işçilik maliyeti her sene Çin'de yükseliyor haliyle. Dolayısıyla 2021'de de bizi yükselecek olan çalışan maliyetleriyle Çin'in üretim maliyetleri bekliyor. Bu arada dünyadaki elektronik üretiminin %75'ini de Çin'in yaptığını düşünürsek Çin'de maliyetlerin yükselişi ve Çin'in yuan'ı öne çıkararak az önce dediğim gibi dolara karşı kendini korumak için dolar düşse de dolar üzerinden fiyat arttırma politikasıyla 2021'de trend bizi yukarı doğru artan teknoloji ürünleriyle karşılayacak gibi gözüküyor. Peki dünya genelindeki duruma gelelim. Pandemi ile evine kapanan son kullanıcılar teknoloji taleplerini ciddi oranda arttırdı. Aynı zamanda buna hazır olmayan, yine pandemiden de etkilenmiş olan üretim sektörü hem ürün tedariğinde, hem ham madde tedariğinde, hem de lojistikteki maliyet artışlarıyla ve yetişememe durumuyla oldukça fiyat artışıyla karşımıza çıkıyor. Yani arz talep dengesi ekonominin altın kuralı olarak burada da karşımızda. Çok fazla talep artışı var ancak arz aynı oranda artmıyor ve taşıma, lojistik gibi pek çok konu var. Dolayısıyla bunlar da fiyata doğrudan yansıyor. Günün sonunda tablo bu. PC bileşenlerinde bu anlattığımız sebepler sonucunda yaşanan artışlar önümüzdeki yılda da yukarı doğru giden bir fiyat trendini gösteriyor. Dolardaki %7'lik düşüş tüm bu anlattığımız fiyat artışlarının yanında devede kulak kalıyor. Pek çok kişi dolara odaklandığı için fiyat değerlendirmeleri yaparken söylüyoruz. PC fiyatları ve komponent fiyatları açısından neden arttığını bilmek istiyordunuz. Bu videoda gerçekleri size tane tane anlatmaya çalıştık. Gelelim videomuzun son kısmına. En orijinal konuyu sona bıraktık. Ama siz de fiyatları hemen yansıtıyorsunuz. Yani bir artış oluyor, siz bunu hemen yansıtıyorsunuz diye kullanıcılar bize serzenişte bulunuyor. Çok haklı son kullanıcı tarafında ama bilinmeyen önemli bir bölümü var. Şimdi bunu bir örnekle açıklayalım ki kafamızda ticaret mantığı ve bilişim dendiğinde de genel olarak otursun arkadaşlar. Bir otomobil aldığımızı düşünelim ve otomobil 100.000 TL idi. ÖTV, pandemi, döviz kuru vesaire derken fiyat arttı, 200.000 oldu. Biz de aracımızı ikinci elde satmaya niyet ettik. Bu durumda 100.000 liralık aracımız biraz da kullandık diyerek 75.000'e verelim mi deriz? Yoksa bunun sıfırı 200.000, piyasası da bunun artık 200.000 olmasa da 150-175.000 olur diyerek maksimum buradan kazancı elde etmeye mi çalışırız? Çünkü o ürünü sattığımızda, yani o arabayı sattığımızda yerine bir araba almamız gerekecek ve ne alacağız? Bu önemli bir konu. Ya da buna benzer başka bir şey yapalım. Bu videoyu izleyenlere, kanalımızı takip edenlere daha yakın gelecek bir örnek verelim. RX 580 8 GB bir ekran kartı aldık diyelim. Bunu mercek altına yatıralım. 2018'de bu kartı 1200 ve 1300 lira seviyesine aldığımızı varsayalım. Fiyatlarına bakıyorum. Ve bugün satmaya kalktığımızda 31 Aralık 2020 itibariyle RX 580 8 GB modeli 2200-2300 lira. Bakın biz 1200-1300 almıştık. Şu andaki güncel fiyatı 2200-2300. Şimdi biz bu kartı satarken, ya biz bunu 1200-1300'e aldık, biraz da kullandık, o zaman 1000 liraya satalım mı diyeceğiz? Yoksa ikinci elde bu kartı 1500-1750'ye satabiliriz, sıfırı 2200-2300 oldu mu diyeceğiz? Buna samimi bir şekilde cevap verebildiğinizde bu işin mantığını anlamış olacaksınız. Çünkü firmalar da aynı mantıkla işliyorlar. Aynı tüketiciler gibi stoklarındaki bir ürünü sattıklarında
aynı üründen veya bir üst modelinden ya da benzerinden stoklarına koymak zorundalar ki ticarete devam edebilsinler. Dolayısıyla bu fiyat artışını yansıtmak zorundalar. Yani bu bir zorunluluk arkadaşlar. Keyiften yapılmıyor. Gönül ister ki fiyatları arttırmayalım. Aynı şekilde düşük fiyatlarla devam edilsin ve bu sayede daha fazla son kullanıcıya daha fazla satış yapabilelim. Gelelim bunca anlattıklarımızdan sonra sizlere 2021 tavsiyelerimize. Aslında iki tavsiyede konuyu özetlemeye çalışacağız. Birinci tavsiyemiz, eğer yeni bilgisayar alacaksanız ya da bilgisayar donanımı alacaksanız ilk yapmanız gereken elinizi çabuk tutmak ve fiyatlar trend olarak yukarı doğru çıkmadan artmadan satın alacağınız neyse satın almak. İkincisi ise eğer elinizdeki bilgisayarla idare etmeye devam etmek veya onu ikinci elde satarak yerine yeni bir bilgisayar almak istiyorsanız elinizdeki bilgisayarın kıymetini iyi bilin ve satarken de ucuza kaptırmayın. Çünkü yerine alacağınız yeni bilgisayarın fiyatı yükselirse aynı donanımı bile geri yerine koyamama durumunuz olabilir. Bu hatırlatmaları yaptığımıza göre 2021'in de sizler için güzel geçmesini temenni ediyoruz diyelim. Ve videomuzun altındaki linklerden teknobiyotik.com'dan uygun fiyata fiyat performans sistemleri ve bileşenleri alabileceğinizi zaten biliyorsunuz. Eğer bu tarz videoları seviyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Başkalarının da bu tarz faydalı bilgileri öğrenmesine yardımcı olabilirsiniz. Ve eğer hala katılmadıysanız 28 Ocak'a kadar sürecek dev çekilişimizin videosu da kanalımızda mevcut. Bildirimleri açın, abone olun, hoşça kalın.